Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz cümlenin ögeleri. İsteyen arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten konunun PDF'lerini indirebilir. Cümlenin ögelerine geçmeden önce kısaca cümle nedir? Bunun bir tanımını yapmış olalım isterseniz. Herhangi bir duyguyu, düşünceyi ya da olayı anlatan yargılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Cümle diyoruz. Cümle içinde sözcükler çeşitli görevler üstlenir. Bu görevli sözcüklere de arkadaşlar ne denir? Öge denir. Cümlenin ögeleri iki ana başlık altında incelenir. Bunlar temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere ikiye ayrılır. Temel ögelerimiz yüklem ve özne iken yardımcı ögelerimiz ise nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümlecidir. Yine nesne de kendi içinde belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere ikiye ayrılıyor. İsterseniz şimdi konunun detaylarına geçelim. Konunun detaylarına geçmeden önce sizlere önemli 5 tane uyarım var arkadaşlar. Bu uyarılar hayat kurtarır cinsten uyarılar. Çünkü cümlenin ögelerini doğru bir şekilde çözmek istiyorsanız arkadaşlar bu 5 tane uyarıya dikkat etmeniz lazım. Birinci uyarımızla başlıyoruz. Cümlenin ögeleri bulunurken önce neyi buluyoruz arkadaşlar? Yüklemi buluyoruz. Çünkü bütün sorular neye sorulur? Yükleme sorulur. Daha sonra özne bulunur. İki temel ögeyi bulduktan sonra da arkadaşlar neyi buluyoruz biz? Nesneyi buluyoruz. Özellikle özne ve belirtisiz nesne değerli arkadaşlar birbiriyle karıştırılır. Çünkü bunların iki tane ortak sorusu var. O da ne sorusu? Özneyi bulmak için de ne sorusunu soruyoruz? Belirtisiz nesneyi bulmak için de ne sorusunu soruyoruz? Dolayısıyla karıştırmamak için bu sıralamayı takip etmek lazım. Biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Yön taktiği diyoruz. Önce yüklem bulunur, daha sonra özne bulunur, daha sonra da nesne ve diğer ögeler bulunur. İkinci ve en önemli notlarımızdan bir tanesi de şu. Cümlenin ögeleri bulunurken isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, ikilemeler, deyimler, edat grupları, fiil grupları ve fiilimsi grupları arkadaşlar kesinlikle parçalanamaz. Bakın parçalanamaz. Lütfen bunları parçalamaya kalkmayın. Ne kadar uzun olursa olsun bunlar arkadaşlar bir bütündür. Bu şekilde değerlendirmeniz lazım. Üçüncü uyarımız, bakın arkadaşlar önemlidir. Seslendirme bildiren sözcükler cümle dışı unsur olarak kabul edilir. Mesela hey gibi, mesela vah gibi değerli arkadaşlar, mesela ay gibi ünlemler ya da Ali topu at ifadesinde Ali'ye seslenme var. Burada Ali nedir arkadaşlar? Cümle dışı unsurdur. Cümlenin herhangi bir ögesi değildir. Bunlara da dikkat edelim. Dördüncü uyarımız, ara sözler arkadaşlar cümlenin bir ögesi değildir. Bunu da unutmayalım. Aynı zamanda cümle ne kadar uzun olsa da arkadaşlar bakın bir ögeden oluşabilir. Uzunluğu ya da kısalığı sizi aldatmasın. Bu önemli uyarıları yaptıktan sonra da geçelim konunun detaylarına. Cümlenin ögelerinden birincisine yükleme geçiyoruz arkadaşlar. Cümlede yargı bildiren sözcüklere denir. Peki yargı neydi? Hatırlarsanız daha önceki konu anlatım videolarında bahsetmiştik arkadaşlar. Bunlar çekimli fiil ya da ek fiil almış isim soylu sözcükler cümlede yargı bildirir. Biz de bunlara yüklem adını veriyoruz. Cümlenin en önemli ögesi yüklemdir. Çünkü diğer ögeleri bulmak için tüm soruları biz kime soruyoruz arkadaşlar? Yükleme soruyoruz. Şimdi örnekleri çözerken arkadaşlar kademe kademe gitmiş olacağız ve dikkat edecek olursanız yüklemle ilgili bir sürü örnek verdim. Burada bütün örnekleri hemen hemen görmüş olacağız arkadaşlar. Karşınıza çıkabilecek bütün örnekler var burada. Birinci örnekle başlayalım isterseniz. Haberi alan tüccar sinsi sinsi güldü cümlesinde bakın. Gülmek fiil dili geçmiş zamanla çekimlenmiş sözcük öbeği de oluşturmadığı için nedir arkadaşlar? Bu yüklemdir. Bu kadar çok insanın yardıma gelmesinden mutluydu ifadesinde yine mutlu sözcüğü isim ek fiil olarak yüklem olmuş.
herhangi bir sözcük öbeği oluşturmadığı için de bu da nedir yine? Tek başına yüklem olmuştur. Yaptığı tüm fedakarlıklar kardeşleri içindi cümlesinde ise bakın için edat kendinden önceki sözcükle beraber sözcük öbeği oluşturuyor. Kardeşleri içindi şeklinde almam lazım. Ek fiil olarak edat soylu sözcük yüklem olmuş. Dolayısıyla da arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Edat grubu ek fiil olarak yüklem olmuştur diyebiliriz. İkisini birlikte alıyoruz bunları. Karne de 9 tane zayıfı görünce küplere bindi. Küplere binmek nedir arkadaşlar? Deyimdir. O yüzden sözcüğü parçalamıyoruz. İkisi beraber yüklemdir. Bakın burada da deyim grubu ne oldu arkadaşlar? Yüklem oluşturdu. Ünlü iş adamı kimsesiz çocuklara yardım etti. Yardım etmek neydi hatırlarsanız? Yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiildi arkadaşlar. Birleşik fiiller parçalanamaz. O yüzden bu da yüklemdir. Onun sahip olmak istediği tek şey benim servetimdi cümlesinde. Bakın benim servetimdi yüklem görevindedir. Neden? Çünkü tamlayan ve tamlanan ek almış arkadaşlar. O yüzden isim tamlaması oluşturmuş. Burada da isim tamlaması yüklem görevinde kullanılmıştır. Demet babası öldüğünde 5 yaşındaydı cümlesinde ise bakın 5 yaşındaydı sözcük öbeği yüklemdir. Neden peki? Yaş isim kaç yaşında? 5 yaşında. 5 sözcüğü burada nedir arkadaşlar? Sayı sıfatıdır. Dolayısıyla da bu sefer sıfat tamlamasının yüklem görevinde kullanıldığını görüyoruz. Hatırlarsanız uyarılarda bahsetmiştik bütün bunlardan. Kimseye anlatamadığı parçalanmış bir hayat öyküsüydü cümlesinde. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız hayat öyküsü birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için isim tamlamasıdır. Belirtisiz isim tamlaması. Nasıl hayat öyküsü? Kimseye anlatamadığı parçalanmış bir hayat öyküsü. Burası da sıfattır. İsim tamlamasını belirtiyor. Dolayısıyla biz burasını komple ne olarak alıyoruz arkadaşlar? Yüklem olarak almış oluyoruz. Yine uyarılarda ne demiştik? Bir cümlenin uzunluğu ya da kısalığı öge noktasında sizi etkilemesin demiştik. Bakın tek sözcükten başlayarak cümlenin hepsi ne oldu arkadaşlar? Yüklem oldu. O yüzden sadece kurallara dikkat edin arkadaşlar. Uyarıları göz önünde bulundurun. Çok kolay bir konu. Evet, yüklemi de gördükten sonra geçelim arkadaşlar özneye. Özne, yüklemde bildirilen işi yapan ögeye denir. Yükleme sorulan arkadaşlar kim ve ne sorularının cevabıdır? İki tane önemli sorumuz var. Örneklerimize bakalım. Göz açıp kapayıncaya kadar Elif 7 yaşına girmişti cümlesinde bakın. Girmişti yüklem. Kim? Elif. Kim sorusunun cevabı olduğundan dolayı Elif nedir arkadaşlar? Burada özne görevindedir. Sanatçının hayatı o kadar renkli ki anlatmakla bitmez. Bitmez yüklem. Bitmeyen ne arkadaşlar? Sanatçının hayatı. Bakın belirtili isim tamlaması olduğu için parçalanamaz. O yüzden iki sözcük nedir burada? Özne görevindedir. Buzdolabındaki soğuk suyu kim içti? İçti yüklem. Soruyoruz kim içti? Kim sözcüğü burada soru bildiren öge durumundadır arkadaşlar. Öznedir. Buzdolabındaki soğuk suyu Ali içti desem kim yerine Ali gelir? Ali de zaten yine özne görevinde kullanılmıştır. İnsanların hiçbir zaman vazgeçemediği davranışları vardır cümlesinde vardır yüklem. Var olan ne? Bakın insanların davranışları. Burası belirtili isim tamlamasıdır. Nasıl davranışları? Hiçbir zaman vazgeçemediği bu sıfattır arkadaşlar. Belirtili isim tamlamasının arasına sıfat girmiş. Biz burayı komple arkadaşlar ne olarak alıyoruz? Özne olarak almış oluyoruz. Dolayısıyla sözcük öbeği parçalanamıyor. Özne ile ilgili iki tane önemli notumuz var. Bunlardan birincisi cümlede olmayan yüklemdeki kişi ekinden anlaşılan öznelere gizli özne denir. Gizli özneler öge sayısına dahil edilmez arkadaşlar. Bakın
dahil edilmiyor. Örneğimize bakalım. Kümesteki bütün tavuk ve horozları sattık cümlesinde sattık yüklem. Bakın K nedir burada? Birinci çoğul şahıs ekidir. Yani biz sattık. O yüzden biz sözcüğü gizli öznedir. Neyi sattık? Kümesteki bütün tavuk ve horozları. Bu da arkadaşlar belirtili nesnedir. Şimdi bize sorsalar ki yukarıdaki cümle kaç ögeden oluşuyor dese arkadaşlar ya da öge sıralanışı nedir dese, bakın kaç öge dese iki tanedir. Belirtili nesne ve yüklem. Öge sıralanışı nasıldır diye sorsa bize belirtili nesne ve yüklemden oluştuğunu söylememiz gerekiyor. Adı üstünde gizli özne gizli olduğu için arkadaşlar sıraya konmaz. Dahil edilmez yani. İkinci notumuz edilgen çatılı fiillerin özneleri nedir arkadaşlar? Sözde öznedir. Sözde özneler özne olarak kabul edilir. Yani sıralamaya dahil edilir arkadaşlar. Ya da öge sayısına dahil edilir. Buna da dikkat edin. Vitrinde görüp beğendiğimiz elbise satılmış. Bakın satılmış yüklem. L ekimizi almış. Fiil edilgen. Kimin sattığı belli değil arkadaşlar. Peki satılan ne? Vitrinde görüp beğendiğimiz elbise. Satan kişi belli değil. Nesne durumundaki sözcük özne yerine geçmiş. O yüzden biz buna da ne diyoruz? Sözde özne diyoruz. Deseler ki yukarıdaki ögenin sıralanışı nasıldır diye sorsalar arkadaşlar, sözde özne ve yüklemden oluşuyor diyebiliriz. Yani bu cümle iki ögelidir. Lütfen bu notlara da dikkat etmiş olalım. Evet arkadaşlar, temel ögeleri bitirdik. Şimdi geçiyoruz yardımcı ögelere. Bunlardan birincisi de nesne. Öznenin yaptığı işten etkilenen ögeye denir. Nesneyi bulmak için yükleme, neyi, kimi ve ne soruları sorulur. Nesne kendi içerisinde belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi belirtili nesne. Belirtili nesneyi bulmak için yükleme, neyi ve kimi soruları sorulur. Belirtili nesne belirtme durum eki olan ı, i, u ve ü eklerini alır. Aynı zamanda soru kökünde belirtilen buradaki i'ler de arkadaşlar bu belirtme hal eklerini göstermektedir. Şimdi isterseniz örneklerimize bakmış olalım. Babasından kalan son mirası da dün gece kumarda kaybetti cümlesinde bakın kaybetti yüklem. Kim? O gizli özne. Hemen sorumuzu soruyoruz. Neyi kaybetti? Babasından kalan son mirası. Bakın arkadaşlar miras isim. Hangi miras? Babasından kalan son miras sıfat tamlaması olduğu için parçalanmaz. O yüzden burası komple nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Serdar ailesiyle geçireceği o eşsiz günleri hayal ediyordu cümlesinde. Hayal ediyordu. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil olduğu için ayıramıyoruz. Yüklem. Kim hayal ediyordu? Serdar. Özne. Neyi hayal ediyordu? Ailesiyle geçireceği o eşsiz günleri yine tamlama olduğu için ayrılmaz. Burası nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Doktor odaya izinsiz giren hasta yakınlarını dışarı çıkardı cümlesinde. Çıkardı yüklem. Kim? Doktor. Özne. Kimi çıkardı? Odaya izinsiz giren hasta yakınlarını. Burası da yine tamlama olduğu için arkadaşlar ayrılmaz. O yüzden bu da belirtili nesne görevinde kullanılmıştır. Bu kadar hediyenin arasında en çok neyi beğendin cümlesinde ise beğendin yüklem kim? Sen. Bakın gizli özne. Neyi beğenmiş? İşte burada soruyu sağlayan sözcükte nesneyi buldurmaya yönelik olduğundan dolayı bu da nedir arkadaşlar? Belirtili nesne olarak kullanılmıştır. Geçelim belirtisiz nesneye. Belirtisiz nesneyi bulmak için de yükleme ne sorusunu soruyoruz arkadaşlar. Çocuklarına uyumadan önce masal anlattı cümlesinde anlattı yüklem. Kim? O. Gizli özne. Ne anlattı? Masal. Bakın özneyi bulduktan sonra ne sorusuna cevap verdiği için biz buna ne diyoruz?
belirtisiz nesne diyoruz. Atatürk, milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir dedi cümlesinde dedi yüklem. Diyen kim? Atatürk, özne. Atatürk ne demiş? Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir demiş. Burası komple Atatürk'ün sözü olduğu için ve ne sorusuna cevap verdiğinden dolayı belirtisiz nesnedir. Hilal, Temmuz'dan beri 3 kitap bitirdi cümlesinde bitirdi yüklem. Kim? Hilal, özne. Ne bitirdi? 3 kitap sıfat tamlaması olduğu için ayrılmaz. O yüzden burası ne sorusuna da cevap verdiği için belirtisiz nesnedir. Evlilik yıl dönümünde sana ne almış cümlesinde almış yüklem. Kim? O. Gizli özne. Ne almış? İşte saat almış, kolye almış. Görmüş olduğunuz gibi belirtisiz nesnenin yerine geçmiş. O yüzden bu sözcük de belirtisiz nesne görevinde kullanılmıştır diyebiliriz. Geçiyoruz bir diğer ögemize, dolaylı tümlece. Yüklemdeki iş ve oluşun yerini bildiren ögeye denir arkadaşlar. Yükleme sorulan kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden, neye, neyde ve neyden sorularının cevabıdır. Örneklerimize bakalım. Ertesi sabah kuzuları otlatmak için ahırdan çıkardım cümlesinde çıkardım yüklem. Kim? Ben, gizli özne. Neyi çıkardım? Kuzuları. Bakın bu da belirtili nesne. Nereden çıkardım? Ahırdan. Nereden sorusunun cevabı olduğundan dolayı da biz buna ne diyoruz? Dolaylı tümleç diyoruz. Yarın öğleden sonra uçakla İzmir'e gideceğim. Gideceğim yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Nereye gideceğim? İzmir'e. Bakın hal ekini almış ve nereye sorusunun cevabı. O yüzden nedir bu arkadaşlar? Dolaylı tümleçtir. Kemal Bey kordonda ellerini arkasına bağlamış bakıyordu cümlesinde. Bakıyordu yüklem. Kim? Kemal Bey özne. Nerede bakıyordu? Kordonda. Nerede sorusunun cevabı olduğu için de bu nedir? Dolaylı tümleçtir. Gürültüyü duyan komşular pencereden bakmaya başladı cümlesinde. Bakın başladı yüklem. Kim başladı? Gürültüyü duyan komşular. Tamlama olduğu için ayrılmaz özne. Neye başladı? Pencereden bakmaya. Buradasın arkadaşlar. Neye sorusunun cevabı olduğu için dolaylı tümleçtir. Kasabanın ucuz otellerinden birisinde çocuklara piyano dersi veriyordu cümlesinde. Bakın veriyordu yüklem. Kim veriyordu? O. O burada gizli öznedir. Ne veriyordu? Piyano dersi. Ne sorusunun cevabı olduğu için belirtisiz nesnedir. Kime veriyordu? Çocuklara. Çocuklara sözcüğü dolaylı tümleç. Nerede? Kasabanın ucuz otellerinden birisinde. Yine burası da nedir arkadaşlar? Dolaylı tümleçtir. Arkadaşlar bir cümlede birden fazla aynı öge olabilir. Buna da dikkat edin. Şimdi bu konuyla ilgili de önemli bir notumuz var. O da şu. E, de, den. Bunlar nedir arkadaşlar? İsim hal ekleridir ya da diğer adıyla isim durum ekleridir. Bunları alan her sözcük dolaylı tümleç değildir. Buna da lütfen dikkat edelim. Bakın şimdi. Ben bu hayatta soğuktan hoşlanmam. Hoşlanmam yüklem. Kim? Ben. Özne. Ben neyden hoşlanmam? Soğuktan. Bu sözcük nedir arkadaşlar? Dolaylı tümleçtir. Soğuktan ellerim buz kesti cümlesinde. Bakın buz kesti yüklem. Buz kesen nedir? Ellerim özne. Ellerim niçin buz kesti? Soğuktan. Buradaki soğuktan sözcüğü de zarf tümleci görevindedir. Çünkü neyden sorusu niçin anlamına gelmiştir. O yüzden arkadaşlar zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Lütfen bu tür kullanımlara da dikkat edelim. Şaşırtmaca bir şekilde bunu sorabilirler. Bu uyarıyı da size buradan yapmış olayım. Bir diğer ögemiz ise zarf tümlecidir. Yüklemi zaman, yer yön, azlık çokluk, neden ve durum yönünden belirten ögeye denir. Yükleme sorulan nasıl, ne zaman, ne kadar, neden, niçin
ve niye sorularının cevaplarıdır arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Sporcular şimdi buradan koşarak aşağı gitti cümlesinde. Bakın gitti yüklem. Giden kim? Sporcular özne. Nereye gitti? Aşağı. Yalın halde kullanıldığı için arkadaşlar bu nedir? Zarf tümlecidir. Nereden gitti? Buradan dolaylı tümleç. Ne zaman? Şimdi zarf tümleci. Nasıl gitmişler? Koşarak. Yine nedir burada? Zarf tümleci olarak kullanılmıştır. Akşama kadar beni iş yerinde çalıştırdı cümlesinde. Bakın çalıştırdı yüklem. Kim? O. Gizli özne. Kimi çalıştırdı? Beni. Belirtili nesne. Nerede? İş yerinde. Dolaylı tümleç. Ne zamana kadar? Akşama kadar. Bu da yine zarf tümlecidir. Beraber yürüdük biz bu yollarda cümlesinde. Yürüdük yüklem. Kim? Biz. Özne. Nerede? Bu yollarda. Dolaylı tümleç. Nasıl yürüdük? Beraber. Beraber sözcüğü nasıl sorusuna cevap verdiği için zarf tümlecidir. Gökhan geçmişinden kopamadığından başarılı olamıyor cümlesinde. Başarılı olamıyor yüklem. Kim? Gökhan özne. Gökhan niçin başarılı olamıyor? Geçmişinden kopamadığından dolayı. Bu da nedir? Zarf tümlecidir. Koridorda dikildiği yere çömelerek başını emmisinin dizlerine dayadı cümlesinde. Dayadı yüklem. Kim? O. Gizli özne. Neyi dayadı? Başını. Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne. Neye dayadı? Emmisinin dizlerine. Bu da arkadaşlar neye sorusunun cevabı olduğu için dolaylı tümleç. Nasıl başını emmisinin dizlerine dayadı? Dikildiği yere çömelerek zarf tümleci. Nerede? Koridorda. Bu da nedir arkadaşlar? Dolaylı tümleçtir. Bu konuyla ilgili önemli bir notumuz var arkadaşlar. Yer yön zarfları ek aldığında zarf tümleci olmaz. Cümle içinde değişik görevler üstlenir bunlar. Misafirler yukarı çıktı cümlesinde çıktı yüklem. Çıkan kim? Misafirler özne. Misafirler nereye çıktı? Yukarı. Yalın halde kullanılmış bu sözcük. O yüzden nedir arkadaşlar? Zarf tümlecidir. Hatırlarsanız sözcük türlerinden zarflar konusunda bunu detaylı bir şekilde anlatmıştık. Oradan da isteyen arkadaşlar bakabilir. Misafirler yukarıya çıktı cümlesinde çıktı yüklem. Çıkan kim? Misafirler özne. Nereye çıktı? Yukarıya. A hal ekini almış ve nereye sorusuna cevap verdiği için bu dolaylı tümleçtir. Yukarısı çok soğuktu cümlesinde soğuktu yüklem. Soğuk olan ne? Yukarısı özne. Ne kadar soğuktu? Çok. Bu da zarf tümlecidir. Bakın arkadaşlar ek almış ve ne sorusuna cevap verdiği için yukarı sözcüğü de burada özne görevinde kullanılmıştır. Yukarıyı öyle böyle kirletmemişler cümlesinde. Kirletmemişler yüklem. Kim? Onlar. Nedir? Gizli öznedir. Neyi kirletmemişler? Yukarıyı. Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Nasıl kirletmemişler? Öyle böyle. Bu da zarf tümlecidir. Bu sefer de neyi sorusuna cevap verdiği için yukarı sözcüğü belirtili nesne görevinde kullanılmıştır. Cümlenin ögelerinden son ögemize geçiyoruz arkadaşlar. İlgeç diğer adıyla edat tümleci. Araç, vasıta ve birliktelik gibi yönlerden yüklemi belirten ögeye denir. Yükleme sorulan kimin ile, kimin için, ne ile ve ne için sorularının cevabıdır. Örneklerimize bakalım. Tatile uçak bileti bulamadığı için otobüsle gidecekmiş cümlesinde gidecekmiş yüklem. Kim? O. O nedir burada? Gizli öznedir. Nereye gidecekmiş? Tatile. Dolaylı tümleç. Ne ile gidecekmiş? Otobüs ile. Ne ile sorusunun cevabı olduğundan dolayı edat tümlecidir. Peki tatile niçin otobüsle gidecekmiş? Uçak bileti bulamadığı için. Burası da nedir? Niçin sorusuna cevap olduğundan dolayı zarf tümlecidir. Hafta sonları çocuklarıyla güzel vakit geçirirdi cümlesinde geçirirdi yüklem. Kim? O. Gizli özne. O ne geçirirdi? Güzel vakit. Bu da nedir?
ne sorusuna cevap verdiği için belirtisiz nesne, kiminle, çocuklarıyla, kimin ile sorusunun cevabı olduğundan dolayı burası edat tümlecidir. Ne zaman? Hafta sonları. Bu kısımda nedir arkadaşlar? Zarf tümleci olarak kullanılmıştır. Ben bu şarkıyı senin için söyledim cümlesinde ise söyledim yüklem, kim, ben, özne, neyi, bu şarkıyı, neyi sorusuna cevap olduğu için belirtili nesne, kimin için söylemiş, senin için, kimin için sorusuna cevap verdiğinden dolayı da bu sözcük öbeği nedir? Edat tümleci olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar size bir cümlede konuyu özetlemeye çalışacağım şu an. Mehmet dün elini iş yerinde bıçakla kesmiş cümlesinde bakın kesmiş yüklem. Yüklem olabilmesi için bir sözcüğün yargı bildirmesi gerekir demiştik. Yargı ise nasıl oluşuyordu hatırlayın. Çekimli fiiller ya da ek fiil almış isim soylu sözcükler cümlede yüklem görevinde kullanılırdı. Yüklem en önemli ögedir demiştik. Bütün sorular yükleme sorulur. Kim kesmiş? Mehmet. Mehmet sözcüğü burada kim sorusuna cevap verdiği için öznedir. Peki özneyi bulmak için biz hangi soruları soruyoruz? Kim ve ne sorularını soruyoruz? Mehmet neyi kesmiş? Elini. Elini sözcüğü burada belirtili nesnedir. Belirtili nesneyi bulmak için de yükleme, kimi ve neyi sorularını soruyoruz. Aynı zamanda nesne kendi içerisinde ikiye ayrılırdı. Belirtili nesneyi söyledik. Bir de ne vardı arkadaşlar? Belirtisiz nesne vardı. Belirtisiz nesneyi bulmak için de yükleme ne sorusunu soruyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus vardı hatırlayın. Uyarılarda bahsetmiştik. O da yön taktiğiydi. Önce yüklem, sonra özne, sonra nesne bulunur. Bunun en önemli unsuru da ne sorusuydu? Lütfen dikkat edin. Hemen yine soru soruyoruz. Nerede elini kesmiş? İş yerinde. Arkadaşlar nerede sorusuna cevap verdiği için bu nedir? Dolaylı tümleçtir. Peki dolaylı tümleci bulmak için yükleme hangi soruları soruyoruz? Kime? Kimde? Kimden? Neye? Neyde? Neyden? Nerede, nereden, nereye gibi sorularının cevapları bize neyi veriyor arkadaşlar? Komple dolaylı tümleci veriyor. Ne zaman kesmiş? Dün. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için de bu öge nedir? Zarf tümlecidir. Peki zarf tümlecini bulmak için yükleme hangi soruları soruyoruz? Ne zaman? Nasıl, niçin, neden, ne kadar sorularını soruyoruz. Bakın bu sorularda bize arkadaşlar zarf tümlecini veriyor. Ne ile kesmiş? Bıçakla. Bıçakla sözcüğü de burada edat tümlecidir. Edat tümlecini bulmak için de yine yükleme hatırlayın. Kimin ile? Ne ile, kimin için ve ne için sorularının cevaplarıydı arkadaşlar. Bu şekilde de konuyu özetlemiş olduk. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar cümlenin ögeleriyle ilgili diğer unsurlara. Geçiyoruz cümle vurgusuna. Bir cümlede yükleme en yakın olan öge her zaman vurguludur arkadaşlar. Tabi bunun istisnai durumları da var. Biraz sonra onları da görmüş olacağız. Şimdi örneklerimize bakalım. Teyzemler bugün gemiyle İtalya'dan gelecek cümlesinde gelecek yüklem kim? Teyzemler özne. Nereden gelecek? İtalya'dan dolaylı tümleç. Ne zaman? Bugün zarf tümleci. Ne ile gelecek? Gemiyle. Bu da edat tümlecidir. Bakın şimdi arkadaşlar. Yükleme en yakın olan öge hangisi? Dolaylı tümleç. Dolayısıyla bu cümlede vurgu dolaylı tümlecin üzerindedir. Diğer örneğimize bakalım. Bakın üçü de aynı cümle aslına bakarsanız. Gelecek yüklem kim? Teyzemler özne. Bakın bu sefer yükleme en yakın olan öge hangisi? Teyzemler yani özne.
Dolayısıyla vurgu nerede arkadaşlar bu sefer? Öznenin üstündedir. Teyzemler İtalya'dan bugün gemiyle gelecek cümlesinde gelecek yüklem ne ile gelecek? Gemiyle. Gemiyle sözcüğü burada edat tümlecidir. Görmüş olduğunuz gibi yükleme en yakın olan öge edat tümleci olduğundan dolayı bu sefer vurgu yine edat tümleci üzerindedir diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili birkaç tane önemli notumuz var. Onlardan birincisi arkadaşlar. Bakın, deda bağlacı ve soru eki olan mımi vurguyu kendinden önceki ögeye çeker. Aynı zamanda arkadaşlar soru anlamı taşıyan sözcükler de vurguyu kendi üzerine alır. Örneklerimize bakalım. Erkekler de geceleri bostanda yatardı cümlesinde yatardı yüklem. Kim? Erkekler özne. Nerede yatardı? Bostanda dolaylı tümleç. Ne zaman? Geceleri zarf tümleci. Şimdi normalde yükleme en yakın olan öge dolaylı tümleç. Vurgu burada olması gerekiyor. Fakat deda bağlacını görüyoruz. Vurguyu kendinden önceki ögeye çekiyor. Yani bu sefer vurgulanan öge hangisidir? Öznedir. Buna da dikkat etmiş olalım. İkinci örneğimiz, erkekler geceleri mi bostanda yatardı cümlesinde yatardı yüklem. Kim? Erkekler özne. Nerede? Bostanda dolaylı tümleç. Ne zaman? Geceleri zarf tümleci. Mi de burada nedir arkadaşlar? Soru edatıdır. Normalde vurgu yine dolaylı tümleç üzerinde olması gerekiyor. Ama mi soru edatı ne yapıyor arkadaşlar? Alıyor vurguyu zarf tümlecinin üzerine çekiyor. Dolayısıyla da burada da vurgu zarf tümlecinin üzerindedir diyoruz. Kim geceleri bostanda yatardı cümlesinde ise yatardı yüklem. Kim? Bakın özne, geceleri zarf tümleci, bostanda dolaylı tümleç. Yine vurgu yükleme en yakın olan öge dolaylı tümleçte olması gerekirken soru bildiren bir sözcük olduğundan dolayı kim sözcüğü yani özne burada vurguyu kendi üzerine almıştır. Dolayısıyla vurgulanan öge de öznedir diyoruz. Evet arkadaşlar, cümlenin ögeleriyle ilgili son konumuza geçiyoruz. Ara söz, diğer adıyla ara cümle. Bir ögenin açıklayıcısı olan ya da kişisel duygu ve düşünceleri ifade eden sözcük, sözcük öbeği veya cümlelere denir. Ara sözler her zaman iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında gösterilir. Bakın buna da dikkat etmiş olalım. Örneklerimize bakalım. Sait Faik Abasıyanık, İstanbul öykücüsü, öykülerinde İstanbul'u anlatmıştır cümlesinde anlatmıştır yüklem. Kim? Sait Faik Abasıyanık, özne. Neyi anlatmıştır? İstanbul'u. Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Nerede anlatmıştır? Öykülerinde dolaylı tümleç. Görmüş olduğunuz gibi İstanbul öykücüsü öznenin açıklayıcısıdır. İki virgül arasında gösterilmiştir. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Ara sözdür. Şehzadeler şehrinden, Amasya'dan hepinize bol bol selam getirdim cümlesinde getirdim yüklem. Kim getirdi? Ben, gizli özne. Ne getirdim? Bol bol selam getirdim. Nesne arkadaşlar. Kime getirdim? Hepinize dolaylı tümleç. Nereden? Şehzadeler şehrinden dolaylı tümleç. Görmüş olduğunuz gibi bakın iki kısa çizgi arasında gösterilmiş ve dolaylı tümlecin açıklayıcısı durumundadır. Bundan dolayı da Amasya'dan sözcüğü nedir burada? Ara söz olarak kullanılmıştır. Güneş batmadan önce eve gitmeliyim cümlesinde ise bakın gitmeliyim yüklem. Kim? Ben, gizli özne. Nereye gitmeliyim? Eve, dolaylı tümleç. Ne zaman? Güneş batmadan önce, zarf tümleci. Şimdi ben hiç istemiyorum ifadesi iki virgül arasında gösterilmiş ve herhangi bir ögenin açıklayıcısı durumunda değil. Aynı zamanda yüklem olmuş arkadaşlar. Yüklem var burada, istemiyorum sözcüğü. O yüzden bu sözcük öbeği nedir burada? Yüklem olduğu için ara cümledir. Önemli bir notumuz var. Ara cümleler arkadaşlar yazım kuralı olarak karşınıza çıkabilir. Özel isim değilse,
Nasıl başlar arkadaşlar? Küçük harfle başlar. Bakın burada da ben sözcüğüne dikkat edecek olursanız küçük harfle başlamış. Evet arkadaşlar, bir konunun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.